Savunma sanayimizin önemli ve köklü şirketlerinden biri de Aspilsan. Aspilsan hava araçları ve Türk Silahlı Kuvvetleri için çeşitli sistemlerin bataryalarını üretiyor. Ama Saha Expo'da ilk defa geliştirilen yeni bir teknolojiyi sergiliyor. Bu teknolojide yakıt hücresi ve ana yakıtı da hidrojen kaynaklı. Ve burada gördüğünüz hidrojen tüketen yakıt hücresi sistemlerini ve tabii ki tüketilen hidrojenin de bir şekilde üretilmesi gerekmekte. Bunu da üreten elektrolizör sistemlerini gerçekleştiriyoruz. Burada hali hazırda çalışan prototiplerimizi de görüyorsunuz. Burada çalıştığımız prototipimiz PEM tipi dediğimiz yüksek saflıkta, altını çiziyorum, yüksek saflıkta hidrojeni ve yüksek saflıkta oksijeni temin eden bir sistem. Hali hazırda da şu anda çalışıyor. Çekimini yapıyorsunuz. Ve suyu ve elektriği beslediğimiz sürece bizlere yüksek saflıkta hidrojeni ve oksijeni vermeye devam edecektir. Şimdi ben kusura kalmayın, böleceğim, soru cevap şeklinde yapalım. Altta bir hidrojen tüpü var. Evet. Bu tüpten hidrojen geliyor ve nasıl çalışıyor sistem? Sistem şöyle çalışıyor. Az önce elektrolizör sistemini anlattım. Hemen sol tarafımızda yakıt pili ya da fuel cell sistemimiz var. Burada aşağıda bulunan hidrojen tankından sistemin, yakıt hücresi sisteminin içerisinde hidrojen besleniyor. Dışarıdan hava besleniyor. Ve bunlar beslendiği sürece yüksek verimlilikle biz elektrik enerjisini üretmeye devam ediyoruz. Ve burada da görüyorsunuz ışıklandırma kulemiz ve minik bir pervanemiz daimi olarak çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu soruyu sorarken işi savunmaya bağlayacağım. Tabii. Denizaltılarda sessizlik çok önemli. Dışarıya gürültünün verilmemesi lazım ki akustik olarak yeri tespit edilememesin. Ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde yeni denizaltı sınıfı reis sınıfı olacak. Reis de akülerden pervaneye, basitçe ben anlatmaya çalışıyorum, enerji gidiyor, dönmesi sağlanıyor. Hidrojenle ilgili bu tür bir çalışma reis sınıfında var mı? Tabii ki, çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Aynen dediğiniz gibi reis sınıfı denizaltılarımız yakın gelecekte envantere girecek. Bunlar yakında kızaklardan indirilecekler ve bu denizaltılarımız hidrojen tüketiyor. Ve tabii ki hidrojeni yakıt hücresi sistemlerinde tüketiyorlar. Böylece eski denizaltılarına nazaran daha yüksek seyir sürelerine sahip olacaklar. Daha fazla denizin altında kalacaklar ve tabii ki az önce dediğiniz gibi yüksek sessizlik sağlandığı için düşmana karşı büyük bir avantaj sağlayacaklar bizlere. Denizaltılar dedik ve tabii ki havacılığa bağlarsak çeşitli dronlar da hidrojen kullanarak uçuyorlar. Ben açıkçası hani 2050'ler falan hedefleniyor ama umarım daha erken hidrojenle çalışan uçakları görürüz. Çünkü hidrojen yandığı zaman ne çıkıyor ortaya? Su çıkıyor. Ve su etrafı kirletmiyor. Hayır, asla kirletmiyor. Zaten şöyle de bir zorunluluğumuz var Tolga Bey. Biz aslında Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Bu ne demektir? Biz 2030'a kadar %55 oranında zaten karbondioksit emisyonunu azaltmak zorundayız. Hem bu gibi zor, çevresel etkilerden dolayı hem de tükenen enerji kaynaklarının bir şekilde ikame edilmesi gerekiyor. Bu ikame edilmesi gereken enerji taşıyıcılardan taşıyıcıların gereksinimden kaynaklı bizler hidrojen üretimini yapmak zorundayız aslında. Ve bu bu pillerlerle de aynen hidrojen ekosistemine geçmek zorundayız. Ve bu pillerde enerji ana enerji kaynaklarımız olacak. Daha yeşil, hem yeşil teknoloji, bir taraftan da ileri bir teknoloji Aspilsan sayesinde ülkemize kazandırılıyor. Bugün kullandığımız cep telefonlarında, laptoplarda lityum iyon piller kullanılıyor. Lityum iyon pillerin havacılıkta şu an kullanımı çok kısıtlı. Sadece Boeing 787 yolcu uçaklarında bu kullanıldı ama lityum iyon piller biraz daha hassas piller. İyi şarj edilmesi, iyi bakılması gerekiyor. Hatırlayacaksınız, zaman zaman da 787'lerde yangın olayları çıktı. Havacılık yine eski sistemden gidiyor. Bu görmüş olduğunuz aynı otomobillerdeki gibi asit içinde olan aküler kullanılıyor ve bu sistemlerde Aspilsan tarafından Kayseri'deki fabrikada üretiliyor. İşte C-130 uçağı, Sikorsky serisi helikopterler, bu gibi piller çeşitli hava araçlarında görev yapıyor. Ama tabii ki gelecek lityum iyon pillerde. Aspilsan lityum iyon pillerin üretilmesi için yeni bir fabrika yatırımı yapıyor. Lityum pillerin yapılması üzerine de Aspilsan'ın Ar-Ge ekibi çeşitli çalışmalar yapıyor. Çünkü gerçekten lityum iyon pil üretmek, hele de hava araçlarına veya yüksek
elektrik isteyen şeylerde çalıştığınız zaman gerçekten çok zor. Lityum iyon için hangi maddeler, malzemeler, madenler lazım? Hangi malzemeler lazım? Şöyle söyleyeyim, çok çeşidi var. Fakat şu an için özellikle Aspisa'nın çalıştığı tip nikel, kobalt, mangan oksit katot malzemesine sahip lityum iyon hücreler. Şu an ilk prototiplerimizi biz burada gördüğünüz gibi geliştirdik ve buradaki az önce söylediğim ham maddeyi de Ankara Ar-Ge ekibi kendisi geliştiriyor. Kendisi üretimini yapıyor ve kendi prototiplerini geliştiriyor. Tabii burada lityumu da temin etmek çok önemli. Çünkü lityum dünya piyasasında çok oynak. Temin etmek istediğinizde ola ki ambargolarla da karşılaşırsınız. Bu noktada Aspisan Enerji Ar-Ge ekibi eti madenle işbirliği içerisine girmiş durumda. Ve yerli bor atıklarından elde edilmiş olan lityum karbonatı kullanaraktan kendi hücrelerimizi geliştirmek için, ülkemizin yerli milli hücrelerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi Aspisan 2022'de fabrikasını Kayseri'de lityum iyon üretecek, fabrikayı tamamlayacak ve pil teknolojisinde de yeni bir sayfa açılacak.